Survivor 2016 şampiyonu Atakan büyük final sonrasında Survivor Panorama'nın konuğu olup bilinmeyenlerini anlattı. İşte şampiyonun hikayesi ve sezon boyu Survivor Panorama programına damga vuran en etkili anlar. Şampiyon Atakan'ın bilinmeyen hayat öyküsü Survivor Panorama'da ekrana geldi. Benim kalan bir işimiz var Metin abi. Ne oluyor? Canlı yayında yaşanan en özel anlar Magazin 8'de. Yeteneğiniz sizi şampiyon yapabilir ama şampiyon kalmanızı sağlayan karakterinizdir. Ben inşallah şampiyon Stüdyo şampiyonun ismiyle inledi. Survivor 2016'nın şampiyonu Atakan, Survivor Panorama'nın canlı yayın konuğu oldu. Serkay'ın da şöyle bir artısı vardı bana göre çünkü direkt SMS alacaktı. Ben bir gün önceden biraz daha yorgun bir şekilde çıkmış olacaktım. Yani birazcık SMS sayında, oylama sayısında azalma olabilir diye düşünüyordum. Ama Allah'a şükür ve beni destekleyenler sayesinde tabii ki bugün şampiyon olarak burada oturuyorum. Atakan'ın tüm ailesi stüdyodaydı. Daha önce de söylediğim gibi böyle hazırlıklı olunca konuşamıyorum. Bugün gerçekten çok mutluyum. Artık bu çok 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 fazla. Mutluluk, sevinç, duygusallık, heyecan. Hele Atakan'ı, yavrumu, canımı. Ben ona Atakan demem aslında. Bana çok ters geliyor bu isim ama. Çağan bir adı da. Sürekli Çağan derim. Babaannesinin konuşması Atakan'ın gözlerinin dolmasına sebep oldu. İmkansızdı bizim böyle bir tatil yapmamız. Bunu da bize yine çok tatlı, çok candan olan torunum sağladı. Ve bize bu ömrümüzün ilerlemiş yıllarında çok güzel bir tatil yaptırdı. Yoksa kendi imkanlarımızla hiçbir zaman olamayacak bir şeydi. Onun için de ona tekrar ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel ailenin bir şey. Ailenin seninle bu kadar gurur duyması, böyle sözler sarf etmesi seni ne kadar mutlu ediyor ve sen ne kadar alçak yürekli ve duygusal bir adamsın ki şu an gözlerin doluyor. Ya ben artık gerçekten özür diliyorum yani gözlerimin dolmasında. Yani millete gören de diyecek ki ne kadar duygusal bir adam. Ben normalde çok böyle ağlayan bir insan değilim. Arkadaşlarım bu arada onlar birazdan anlatırlar belki. Yani tabii uzun zaman sonra görmemiş yani bu özlemden sonra bu konuşmaları duymanın da vermiş olduğu bir etki var. Yani... Ya beni esasında duygulandıran babaannemin bu kadar küçük bir şeyle yani mutlu olması. Ben şu anda bir şey yapmadım. Tabii ki bir şampiyonluk önemli ama yani Kıbrıs'a gelmiş olması mesela onu çok mutlu ediyor. Babaanne Sadiye Hanım'ın konuşmasından sonra dede Süleyman Bey de bir konuşma yaptı. Babaannesiyle birlikte yemek yemeden izledik. Acaba ne söyleyecekler? Güzel mi, kötü mü? Çok güzel program sundunuz. Bu insanlar, buradaki güzel insanlar. Renk kattılar. Atakan'ın başarısına başarı katan bu güzel insanlardır. Ülkemizin doğruyu Şampiyon Atakan'ın çocukluk fotoğrafları da ilk kez ekrana geldi. Şampiyon bir Muay Thai'ci olan Atakan'a bir müsabaka esnasında sunucunun Avatar'a benzettiği de ortaya çıktı. Atakan! Avatar! Survivor'da rakibi olan İbrahim aslında Atakan'ın birlikte antrenmanlar yaptığı sporcu arkadaşı. Şampiyon Atakan canlı yayında meşhur galibiyet sevincini de gösterdi. Serkay mı Atakan mı? Atakan, Atakan ve Atakan kazandı sayın ünlüleri.
Atakan'ın can dostu Ezgi de stüdyodaydı. Yarışmadan tüyleri diken diken eden anlar ekrana geldi. Hem Ezgi hem Atakan çok duygulandı. Çok sevdiğim, gerçekten kardeşim gibi gördüğüm bir insan Ezgi adaya veda etti. Ezgi'nin gitmesi gerçekten çok üzücü benim için. Çünkü adada bir şey paylaşabileceğim insan kalmadı. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Survivor'ın cefakar doktoru Metin Kuş da canlı yayına katıldı. Yarışmada sakatlanan ve kafasına dikiş atılan Atakan'a Doktor Metin Kuş canlı yayında işte böyle müdahale etti. Nasıl yani? Abi kaç zamandır alacağız? Bir türlü fırsatımız olmadı. Bir dikişlerin tane de... mi? Yok, dikişlerimi almıştı hepsini. Bir tane dedim uğur olsun diye şey bırakalım Kıbrıs sonrasına. Vallahi mi? Şaka yapıyorsun. Vallahi bakmak istiyorum. Atakan dön de hepimiz şaka görelim. Görebileceğimiz kadar küçücük bir şeydir. Küçük bence göremez. Saç var zaten. Abi, bir şey söyleyeceğim. Atakan sen bayağı yarmışsın kafayı. Ay çatladım, ben de görmem lazım. Ben görmedim ya, beni heyecanlandırmayın. Şuraya içer misin? Ay inanmıyorum. Hemen yardım edeyim mi? Ben asistan olabilir miyim? Burada alabilir miyim? Bir sakıncası var mı? Tabii alabilirsin. Ay ciddi soruyorum, evet. Çok fazla. Survivor'ın ilk operasyonunu burada yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki mi dikiş? Evet evet. Atakan vallahi bayağı... dikiş alıyoruz ha. Ay. Acımaz değil mi? Acımaz, niye acımaz? Ay. Ah diyorum. Ay. Bitti bitti. Alkış acımasın, alkış. Görmek ister misin Atakan? Atakan, uğur mu yapmıştın kendine? Uğur mu yapmıştın kendine, evet, bir tane dikişim kalsın diye? Bir nişan, apolet olarak buraya. Doktor Metin Kuş, yüreklerin ağızlara geldiği o anı, neler yaşadığını ilk kez anlattı. Atakan'ın düştüğü, yani o düşme ihtimali olan yerlerde, bütün oyuncuların işte kaza geçirme ihtimali olan yerlerde, en yakın yerde de ben varım. Siz üstten bakıyorsunuz, Atakan'ın düştüğünü, yani düştü, tamam bir şeyler çarptı, ben gördüm, karşıladı. Kafasının çarptığını da gördüm. Ama ben suyun içerisini göremiyorum. Yapacak tek şey var, yukarıdaki insanların gözleriyle temas kurmak. Kim? Serkay var yukarıda, Efecan var, Günçe, Ç var. Yani önce ben Serkay'ın yüzüne baktım, daha doğrusu önce Efecan'a baktım. Daha yukarıdan, ya yani direkt görebiliyor. Suyun içerisinde bir bulanıklık var. Sonrasında Serkay'ın gözlerine baktım. Serkay biraz da denizci olduğu için, sen de denizcisin, ya sucu olduğun için söylüyorum. Serkay'ın gözlerinde ciddi bir şaşkınlık var. Yani Serkay bir arayışta, bir debelenme var. Ve stantın altından bir hava kabarcığı yukarıya doğru çıktı. Ben dedim ki eyvah, kötü şeyler oluyor. Serkay atladı. Yani ben de böyle iyi yüzücü falan da değilim ben de. Çok komiktir her şeyimle beraber. Bilmiyorum, ilgini çekti. Gözlüğüm falan da böyle nasıl, evet, nasıl gözlük, bilmiyorum. Telefon. Çok komik. Her şey ya, çok komik. Daha komik bir şey anlatacağım. Hatırlatın bana lütfen. Oradan Atakan'ın atladık. İşte stantın üzerine aldık. Atakan'ın ilk yaptığı şey aldık. Nefes yoluyla ilgili bir problem yok. Çok şükürler olsun. Ve Atakan bana daldı. Nasıl yani? Beni dövmeye çalıştı. Yani büyük ihtimalle knockout olduğunu düşündü. Bana saldırmaya başladı. Bilinci mi acaba? Ezgi nerede? Ezgi'den önce bana saldırdı yani. Atakan canlı yayında şarkı da söyledi. Hazır mı? Evet, tamam, başlayalım. Üstüm başım toz içinde, önüm arka pus içinde, sakallarım pas içinde, sizi benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Sizi benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Bir fidandım, derildim. Survivor Panorama'nın unutulmaz anları da ekrana geldi. Zafer'e söylemeyin, elendiği gün geldiğinde bu masadan buradan böyle bir tane oyuncak fare bırakacağım ona. Ay ama yazık. Bana kavlayacağınız yok dedim. Ağı verin de. Ağı kestim böyle. Allah! Böyle bir şey yok ya. Direkt ayağımın tozuyla online. Drama queen. Bir şey
Şimdi sen bu emojileri Survivor 2016'daki yarışmacılarla özdeşleştireceksin. Teddy Bear, İbrahim Giydir'i. Sen adada prenses gibi mi kokuyordun yani? Prensesler gibiydim ben baba evinde. Mehmet burada. Ouch. İşte gördünüz. Bakalım buradaki 100 kişinin mi sesi daha kuvvetli? Mehmet'in bağırması mı? 3. 95 desibele çıkmışsın. Hazır. 1, 2, 3. Yeah! Dur abi. Koş. 97 desibel yaptın.